Devlet kuruluşundan bugüne kadar Kürd'e e, hani sömürülmesi gereken bir halk, e, Kürdistan coğrafyasını da bir sömürge olarak görüyor. Yüzyıllık kuruluş tarihinden e, itibaren bu böyledir. E, özellikle yıllar yıllardan itibaren de yine bildiğiniz gibi e, orman yangınları olsun, yine e, ağaçların katliamları, diğer canlıların o yangınlarla birlikte e, katledilmesi olsun. Aslında bu da e, Kürt düşmanlığının ne kadar pervasızca e, e, bu tür politikalarla yürütüldüğünü açık net bir şekilde bize gösterdi. Tabii bu son 7 yıla da baktığımız zaman, son 7 yılda da şu anda AKP, MHP diyoruz ama tabii ki devletin temsilcileridir, iki parti değil. Devletin temsilcileri de 7 yıllık süreçte gözü kara bir şekilde Kürtleri gerçekten bu, bu sefer bitirme noktasında hazırlamış oldukları plan çerçevesinde yine doğaya e, yönelik olarak ciddi katliamlar gerçekleştirildiler. Gerek yangınlarla gerek cüde örneğinde olduğu gibi ağaç kesimleri, ağaçların kesilerek e, bazı kesimlere, kendi yandaşlarına, çevrelerine bu şekilde bir e, rant aracına dönüştürülmesi e, tabii ki de bu başlı başına aslında e, başta söylediğimiz gibi Kürt'e, Kürdistan'a sana yaklaşımdır, sömürgeci bir anlayıştır. E, tabii bu sömürgeci anlayışa karşı ve bu faşist anlay anlayışa karşı da sessiz kalmamak gerekiyor. Daha önce de defalarca açıklamalar yapıldı, özellikle Cudi ve diğer yakılan yerlerle ilgili. Ama burada tabii bir sıkıntı var. Türkiye cephesinde ekolojiyi, doğayı, diğer canlıları savunanlar, söz konusu Kürdistan, Kürdistan coğrafyası olunca hiçbir şekilde bir tepki göstermiyorlar. Yani burada karşı çıktıkları hem ağaca düşmanlık yapanlara karşı çıkmaktır, hem yangınlarla birlikte yok edilen canlılara düşman olan anlayışa, anlayışa karşı bir tepki göstermektir. E, bu açıdan bu duyarlılığı göstermek gerekiyor. Bizler de tabii ki e, tabii ki biz Kürdistan coğrafyasında e, siyasi faaliyet yürütüyoruz. E, dolayısıyla buna karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. E, bu yürüyüşün temelinde de tabii ki bu yangınların e, söylediğimiz bu tananın karşısında Kürt düşmanlığı varken tabii savaş politikaları biliyorsunuz Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'la e, 2015'ten itibaren 5 Nisan 2015'ten itibaren tercihsine ağırlaşılmasıyla birlikte aslında savaşın startı da başlangıcı da verildi. Birbirine doğrudan bağlantılıdır. Yani ikisini birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. E, tabii tabi savaşın savaşın şeyde Türkiye'de Türkiye'den yani kaynağına baktığımız zaman da dediğimiz gibi bu tercih tercihsin ağırlaştırılmasıdır. E, savaş kararının verildiği yer orasıdır. Oradan başlatıldı ağır tercihle birlikte. E tabi savaş başladığı zaman da çok büyük savaş suçları da işleniyor. Yani işte 100 yıllık tarihe baktığımız zaman özellikle e, tekrar ifade etmek gerekiyor. Kürde ve Kürdü sana e, geldiği zaman çok pervasızca hareket edebiliyorlar. Bu sadece e, doğuyla alakalı bir durumla değil. Yani bir kaymakam örneği var. E, küçük bir çocuğu ezerek yaşa, yaşamını yitirmesine sebep oluyor. Bir süre cezaevine kaldıktan sonra bırakılıyor ve terfi ettiriliyor. Yani bu pervasızlığı, bu Kürt'ün Kürde yaklaşımı ve Kürt'ün düşmanlığını gösteriyor. Bakınız, fikri ne olursa olsun, zikri ne olursa olsun bu fark etmiyor. bir kimliğe yöneliktir. Aynı şekilde yaşadığı doğaya karşı da bunu yapıyor. Yani yaşanan doğayı da yaşanamaz hale getirip insanları göç ettirmek ve buradan oraları insansızlaştırmak ve bir şekilde kendi amaçlarına, hedeflerine ulaşmayı diliyorlar. Bunun, bunun düşmanlığını yürütüyorlar ve bunun savaşını yürütüyorlar. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Ee, savaş Kürt'e karşı savaştır. Kürt'e karşı savaşın dönüş geldiği noktada Kürt coğrafyasının tamamına yönelik bir savaş başlatılmış durumda. Yani bu şekilde bunu değerlendirmek gerekir. Tabii ki Güney Kürdistan'da da uzun bir süreden, süreden beri e, gerek bombalamalar, yani oradaki sivil insanların, oradaki köylerin yine boşaltılması, yine insansızlaştırılması ve bu şekilde işgal, işgal hedeflerini adım adım daha rahatlıkla yerine getirebilmek için bunları da yapıyorlar. Aynı şekilde... Yine kimyasal silahların kullanılması biliyorsunuz basına da bu çok yansıdı. Çağrılarda olduğu Uluslararası kuruluşlara, kurumlara, Birleşmiş Milletler'e çağrılarda da bulundu. Gelin yerinde tespit edin, görün. Defalarca e, aralıksız bu kimyasal silahlar kullanılıyor. Ama şu ana kadar e, uluslararası camiadan veya bu işle sorumlu olan, mesul olan kurumlardan bugüne kadar ses çıkmış değil. E, talan olan Kürdistan coğrafyasıdır. Yok edilen oradaki yaşamdır. Yaşanamaz hala, yani ben eğer işgal edemiyorsam yaşanamaz hala getireyim. Buradaki hedefler, yani 1-2-3 diye sıraladığımız zaman devlet açısından, işgalsa işgal. Var olan statüyü e, yok etmekse, ortadan kaldırmaksa, yani Kürtlerin ağır bedeller ödeyerek elde etmiş oldukları statüyü ben yok edebilirsem ya da kendi kontrolüm altına alabilirsem alırım. Alamazsam da oraları yaşanmaz hala getireceğim. Yani bir nevi Kürdistan coğrafyasını boşaltmak hedefleri var ve bu kıyımlarına da şu anda da devam ediyorlar. Yani bunu işin uzmanları da aslında uzmanlarına bu sonuçlarını uzmanlarından da bilgi almak gerekir. Ama şu siyasi açıdan en azından biz değerlendirdiğimizde yani kimyasal diyoruz. Kimyasalı uzmanlara sormaya gerek yok. Gerçekten orada hem yaşayan canlılar için hem Halepçe örneği söz konusu Çernobil örneği var. Dünyada nükleer ne kadar nükleer patlamazsa şeyde taktik silahını tak, tak, taktik nükleer silahlar da kullanılıyor. Yani bu açıdan e, bunun örneği de var. E, kimyasal silahların hem insan üzerinden hem doğa üzerinden çok büyük taribatlar, yıllar sürecek, yıllar sürecek taribatlara yol açtığı da bilimsel çevreler tarafından ifade edilmiştir, ortaya konmuş delilleriyle, tespitleriyle tespitlerle ortaya konmuştur. E, siyasi açıdan veya e, Kürt mücadelesi, Kürt Özgürlük Hareketinin mücadelesine açısından baktığımız zaman da tabii ki bu bir yenilgidir. Bir yandan da bir yenilgidir. Yüz yıldır uğraşılıyor. Bir halk bitirilmeye çalışılıyor. Bir halk kimliksizleştirilmeye çalışılıyor. Son 7 yılda bu saldırılar çok geniş bir çerçevede yoğunlaştırılarak artırılıyor. Ama gelinen noktada e, Kürtler de o, durdukları yerde bu direnişlerine devam ediyorlar. Topraklarını da terk etmiyorlar. Var olan özgürlük mücadelesini de en güçlü şekilde tüm baskılara rağmen dillendiriyorlar. Bu faşizme ve bu Kürt düşmanı anlayışa karşı ciddi anlamda bir mücadele e, söz konusu ve bu mücadele hala da devam ediyor. Yani yenilen, 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 yenilgi noktasına gelen şu anda AKP, MHP şahsında bu ideolojidir. Devletin kendisini kurmuş olduğu bir ideolojidir. Tıkanmışlığı, tıkanmışlık noktasına gelmesinin sebebi de Kürdün bu verdiği mücadeledir. Kürdün gösterdiği Kürt halkının ve dostlarının hep beraber göstermiş olduğu bu direniştir. Bunu iyi görmek gerekiyor, iyi değerlendirmek gerekiyor. Yine biz burada olacağız. Yine bizler ve bizden sonrakiler bu mücadeleye devam edecek. Yine biz doğamızı korumaya devam edeceğiz. Doğayı nerede olursa olsun koruyacağız ama özellikle dediğim gibi, başta da belirttiğimiz gibi Kürdistan'a yönelik özel bir uygulamadır, özel bir politikadır ve Kürde yaklaşımdır. Yani tarihi açıp baktığınızda hem Kürdün katledilmesidir, hem Kürde ait yani yaşadığı coğrafyadaki bütün imkanların talan edilmesidir, yok edilmesidir bunun üzerinden bu talan da yok etme üzerinden de Kürt'ü kendisine bağlamadır. Yani istediği bir Kürt noktasına getirme hep hedeflenmiştir ve bunu da Kürt düşmanı ve tabii ki yaşadığı topraklardan bağımsız ele almamak gerekiyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsinin başını çeken de dediğim gibi Kürt bir irade sahibi olmasın, bir statü sahibi olmasın, kimliksiz bir Kürt olsun. Yani kimliğinden kimliğinden sıyrılmış, tamamıyla biat eden bir Kürt yaratma doğrultusuna geliştirilen politikalardır. Doğa da bununla bağlatır. O yüzden dedik zaten savaş, doğa ve tabii ki tercih. Bunlar birbirinden bağımsız değil, birbirine bağlantılıdır. Tabii başta şuradan başlamak lazım. Bir, bir ülkede yaşıyoruz. Yani diğer halklarla birlikte e, Kürtler, Türkler ve diğer halklar farklı inançlarla birlikte yaşıyoruz. E, Kürt'ün de son 40-50 yıllık, yıllık mücadelesine baktığımızda ee, dedim biz bölelim, parçalayalım, ayrı bir devlet değil. Hayır birlikte yaşayalım. Ee, savunan, eşit özgür bir şekilde birlikte yaşamını savunan bir Kürt halkı var. İktidarların ee, iktidarların değişmesi, hükümetlerin değişmesi bizim bizler açısından e, bizim verdiğimiz mücadelenin önemli değil. Sistem var yani Kürt'ün, Kürt halkının e, bu sistemle bir sorunu var. Bu sistem Kürt'ü yok sayıyor ve Kürt de bu sisteme karşı mücadele veriyor. Verdiği mücadelede ne? Sadece Kürtler aslında değil, aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi. Bakın Sayın Hocam bunu defalarca dile getirdi. Yani özgür Kürdistan, Kürt ve Türkiye'nin demokratikleşmesi. E şimdi bu çevreler, bu çevreler, muhalif kesimler yaşanan bu 7 yıllık süreç, 7 yıllık sürecin Türkiye halklarının tamamını getirdiği nokta ortada. Sadece bir ekonomi, ekonomi örnek vermek yeterlidir. Diğer boyutları, farklı farklı boyutları, farklı yansımaları da var. Ama en başına ekonomiye baktığımız zaman, ekonominin bu hale gelmesinde, bu duruma gelmesinde sebep nedir? Sebep işte bu savaş Kürtler, Kürt düşmanı üzerinden yürütülen, yürütülen kirli savaştır. Şimdi muhalif partiler de ya da muhalif kesimler de bunu görmelidir artık. Kürt meselesi hiçbir şekilde baskıcı, şiddet, güvenlikçi politikalarla geçmişte de çözülmedi. Bundan sonra da çözülmesi mümkün değil. Ha bir, bir yol var, tek yol var önümüzde, önümüzde hepimizin, bütün muhalif kesimlerin. Türkiye'yi demokratikleştirmemiz lazım. Var olan sistemi değiştirip dönüştürmemiz lazım. Demokratik hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bu anlayışlar, bu anlayışlar da tabii ki hem muhalif kesimlerden, hem altlarından, hem de çevre örgütlerinde kürde bakış açısı açısından bir anlayış şeyi var. Yani herhalde verilen eğitim sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Devletin biliyorsunuz şu anda iktidarın elinde bütün basın, bütün medya onların elinde bir yalanı yüz defa söylerseniz, yüz birinci defa artık insanlar bu yalana inanırlar. Bu propagandanın da bir gerçek bir yüzü sonuçtu var Ama burada yani gerçekten hem muhalif hem çevreci örgütlerin katledilen doğadır. Kürt meselesinde siz farklı düşünebilirsiniz. Katledilen doğadır, insanlığın geleceğidir. Yani bir cüdinin yakılıp yıkılması, talan edilmesi Türkiye'nin tamamını etkileyecektir. Yani su, suyu etkiliyor, canlıları etkiliyor. Yani bir bütünen zincirleme bir etki yapıp tüm Türkiye, yani tüm geleceğin bizi, tüm insanların geleceği, çocuklarımızın geleceğini etkileyecektir. Yani burada Kürtler üzerinden değil, en azından doğaya yapılan bu saldırılar, bu katliamlar karşısında savunduğunuz ilkelerle, ilkelere göre adım atmaları gerekiyor. Doğru olan budur, inandırıcı olan budur. Muhalif kesimler de artık dediğimiz gibi eğer gerçekten bir mücadele veriliyorsa, bu mücadele ne için veriliyor? Bunun adını koymaları gerekiyor. Nasıl bir Türkiye isteniyor? Bunun adını koymaları gerekiyor. Ve en önemlisi de Kürt meselesini nasıl çözeceğiz? Somut olarak bunu belirtmelere gerekiyor. Bu böyle çekinceli davranarak Karadeniz'de olduğu zaman, bir yangın olduğu zaman, bir taran olduğu zaman oraya tepki gösterip de tabii biz hepsine tepki gösteriyoruz, hiçbirini kabul etmediğimizi DTK olarak tekrar ifade edelim. Ama Kürdistan'da, Cüdi, Lice'de orman yangınları, bu tür taranlar Kürdistan'ın tamamında yapılırken, yıkımlar yapılırken buna sessiz kalmak e, e, samimiyet. bize samimi değil. Samundukları ilkeleri, ilkeleri e, pratikte samimi bir şekilde göstermiyorlar. E, çifte standart olmaz. Burada ağaç talan ediliyorsa, dediğim gibi Karadeniz, Ege'de de talan ediliyor, yıkılıyor, yakılıyor. E, dolayısıyla gösterilmesi gereken tepkinin de bu notalarda bir olması, tek olması gerekir. Yani bu taranın önünü alabilmek için öncelikle Kürt meselesi, Kürt meselesinin çözülmesi gerekir. Bakınız 2013-2015 sürecini gerçekten e, tüm Türkiye halklarının gözünün önünde gerçekleşen bir süreç, yaşanan bir süreç. iki yıllık süreçte kısa bir süre olmasına rağmen çok şeyde olumlu yönde değişim dönüşümler oldu. Türkiye'nin çevresi değişti. Bakınız insan hakları anlamında da, demokrasi anlamında da, ekonomi anlamında da. E, dolayısıyla o dönem talanlar da olmuyordu. Yangınlar da olmuyordu. E, talan sadece dedi, dediğimiz zaman, e, bakın sadece tamam Kürdistan'a yönelik olarak özel bir uygulama ama e, batıda da rant üzerine yine tekrar bu talan yapılıyor. yani Bugün e, Marmara örneği var, Karadeniz örneği var, Ege örneği var. E, yine bu savaş, bu anlayışa karşı bir direniş göstermek gerekiyor. Direniş olmadan e, direniş olmadan sonuç almak mümkün değil. Yani kendilerinin kendilerine bırakıldığı zaman kendileri zaten bu düşmanlığı yürütüyorlar, anlayış olarak yürütüyorlar, yürütmeye devam edecekler. Ama bu anlayışa karşı sadece Kürtleri yalnız bırak, bırakmamakta bırakmamak da gerekiyor. Kürtler evet bu mücadeleyi veriyor, belirttik, vermeye devam edecek. Çünkü bir kimlik meselesidir, bir halkın onurudur bu. Halk bu onurunu savunuyor, onursuz yaşamaktansa onurlu bir ölümü tercih eden bir halktır. Bu halkın mücadelesi hep bu örneklerle doludur. Dolayısıyla Türkiye halkları açısından söylüyoruz. Çünkü sonuç itibariyle hani bir yaşam beraber yürüteceksek, bir gelecek birlikte inşa edeceksek, kuracaksak, e tabii ki şu andaki iktidara şunu sormalara gerekiyor. Bakınız bu anlayış bir kurşunun maniyetini soruyor. Yani bu anla diğer muhalif kesimler dahil olmak üzere tüm Türkiye'deki insanların aslında şunu sorması lazım bu anlayışa. Sen bir kurşunu kime karşı kullanıyorsun, niçin kullanıyorsun, ne sonuç almayı bekliyorsun? Bitirmekse, işte 7, 7 senedir biten bir şey söz konusu değil, bir de Türkiye tarihine dönüp bakmaları gerekiyor. Verdiğimiz örnekler var, 90'lı yıllarda yürüttükleri, acımasız yürüttükleri, kirli savaş söz konusu, Türkiye'nin, aslında Türkiye'nin geleceğini, Türkiye halklarının geleceğini ekonomik açıdan Kürt düşmanlığı üzerinden çöktürdüler yani geçmişte de bu oldu. E bu kurşunun maniyetini her bir insan bu kurşunu niye sıkıyorsunuz? Maliyetini tamam yani, tamam maliyetini bir kenara bırak ama niye niye sıkıyorsunuz? Çünkü çözüm bu tür sorunlar, bu, bu, bu tür, meseleler her zaman dünya örneklerinde de e, olduğu gibi e, diyalog ve müzakereyle çözülmüştür. Bunu bunu insanların sorması gerekiyor ve dediğim gibi meselemiz bir iktidar meselesi. İktidar değişir, değişmez ama e, muhalif olanların yarın öbür gün hükümet olduklarında, iktidar olduklarında e, bu anlamda dediğimiz gibi bir beraber inşaayı hep beraber tüm Türk, tüm muhalif kesimlerle Türkiye'de yaşan bir beraber somut adımlar atılması gerekiyor. Yok ben bu iktidar gitsin, AKP MHP gitsin, A partisi gelsin B partisi gelsin. Anlayış aynı şekilde devam edecekse bizim mücadelemiz daha büyüyerek devam edecek. Bu mücadeleye ortak olmak gerekir. Eğer gerçekten aydınlık bir Türkiye isteniyorsa bu mücadele ortak olunur. Bu anlayışa karşı hep birlikte e, bu demokrasi, yani cephe artık adını ne koyarsak koyalım, demokrasi mücadelesi diyelim, e, özgürlük mücadelesi diyelim. Bu e, cepheyi genişletmek gerekiyor. E, dolayısıyla burada sorumluluk e, gerçekten aydınlık bir Türkiye isteyen, barış içinde yaşayan, huzur içinde yaşayan bir Türkiye isteyen, savaşta Kürt meselesinin çözülemeyeceğini, müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğini dile getiren, bunun mücadelesini vermeye başlayan tüm kesimlerdir. Tüm kesimlerle verilecek e, ortak mücadeleyle e, sonuca gitmek mümkündür. Yani bu cudi meselesi sadece Kürdistan'ın meselesi değil. Bakınız e, başta belirttik, çağrımıza da tekrar ifade edelim. Orada yaşayan canlılardır, tarif edilen bir doğadır, ağaçların katledilmesidir, yani bir nevi geleceğe yönelik bir katliam söz konusu sadece Kürt'e karşı değil. ve Dolayısıyla e, ekolojik bir gelecekte yaşamak isteyen, tüm canlılarla birlikte e, yaşamak isteyen tüm kesimlerin fikri ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, bu ağaç düşmanlarına, bu diğer canlılara, düşmanlık yapanlara bu anlayışa karşı e, 17'sinde bizlerle birlikte, hep birlikte e, bunlara, güçlü bir şekilde cevap olabilirsek bunları durdurabiliriz. Durdurma gücü bizim elimizde tüm Türkiye hatlarıyla birlikte söylüyorum. Bu durdurma gücü bizde ise bu gücü göstermenin yeri de dediğimiz gibi 17 Eylül'deki bu eyleme katılmakla bu tavırlarını gösterme şansı var. Bu şansı, bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. O yüzden herkesi bekliyoruz. Bu sadece bir Kürt'ün meselesi değil. Altını içerek belirtiyorum bu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Doğaya karşı işlenen suçlar insanlığa karşı işlenmiş olur. Buna karşı gerçekten herkesin bir artık cevap olabilmesi gerekiyor. Ee, diğer anlamda diğer ikinci bağlamda sorunuzun ikinci bağlamında da şunu ifade etmek gerekiyor. E, tabii ki biz eee bu şekilde devam ettiği sürece savaş politikalarına ısrar edildiği sürece biz e, bu mücadeleyi e, 17'sinden sonra da e, farklı planlamalarla bunu e, sürekli bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.